Peki hocam, balayı dönemi nedir? Diyabet iyileşebilir mi? Bu da çok önemli sorulardan bir tanesi. Yeni tanı alan diyabetlilerde insülin tedavisinin başlamasıyla birlikte söyledik, midenin altında pankreas denilen bir organımız var. O organ da insülin salgılıyor. Organ hastalandığında insülin salgılanamıyor. Hücresel beta, aslında pankreastaki beta hücrelerinden salgılanıyor insülin. Beta hücre hasarıdır aslında diyabet dolayısıyla. Biz dışarıdan insülin vermeye başladığımızda kan şekeri düşmeye başlıyor. Hem beta hücresinin üzerindeki yük azalmış oluyor. Çünkü kan şekeri yükselince beta hücresi daha çok çalışmak zorunda ki kan şekerini dengeleyebilsin. Onun dışında biz dışarıdan insülin verdiğimizde istirahate geçiyor. Beta hücresi kendisini yormuyor çünkü dışarıdan veriliyor zaten o insülin. O istirahat döneminde geçici bir süreyle pankreas dinlenip kendisine birazcık onarma zamanı bulduğu için birazcık insülin salgılama yeteneği artabiliyor. Ve o zaman endojen pankreasın salgıladığı insülinle çocuğun, bunun geçici bir dönem olduğunu unutmayalım. Bu çok önemli çünkü kalıcı bir iyileşme sağlamaz. Geçici bir dönem insülinin ihtiyacı çok azalarak çok minik dozlarda devam edebiliyor. Hatta biz şöyle diyoruz. Günlük insülin ihtiyacı kilo başına 0,5 ünitenin altındaysa balayı dönemi, bir kısmi balayı, bir tam balayı. Bu 0,2 ünite kilogramın altına düştüyse günlük tam balayı diyoruz. O zaman çok günde bir ünite, belki bazen 2 ünite gibi, çok günde bir kez belki enjeksiyon. Normalde insülin enjeksiyonları biz yemek sonrası kan şekeri yüksekliklerini dengelemek için öğün öncesi veriyoruz. Yani sabah kahvaltı öncesi, öğlen yemek öncesi, akşam yemek öncesi. Üç, bir öğün sonrası kan şekeri yüksekliğini önlemek için verdiğimiz 3 insülin enjeksiyonu var. Bir de günlük dedik ya, düşük doz bazal salınımı taklit etmek için vermemiz gereken bir insülin var. Dolayısıyla 4 enjeksiyon gibi enjeksiyon vermiş oluyoruz. Böyle.